Hocam merhabalar. Bu videoda biraz aşktan bahsedelim isterseniz. Olur. Tabii aşkın bahsedebileceğimiz pek çok yönü var. Aşk bir derya ama aşık olduğumuzda vücudumuzda neler oluyor? Aşk bizim hayatımızı nasıl etkiliyor? Aşık olduğumuzda acaba mizacımız da değişiyor mu? Biraz şöyle aşktan bahseder misiniz? Ne oluyor bize aşık olunca? Aşk bir fenomen. Fenomen nedir? Sıra dışı bir yaşam deneyimidir. Hı hı. Yani biz aşk üstüne kitaplar okuyoruz, romanlar okuyoruz, şiirler okuyoruz, filmler ve hayat hikayeleri dinliyoruz. Ve hayranlıkla bakıyoruz. Aşk için yazılmış şiirler okuduğumuzda etkileniyoruz. Hep böyle bir aşkı yaşasam diye dua ediyoruz. Aşık olmadan ölmeyelim istiyoruz vesaire. Fakat ilginç olanı şu, biz ne kadar aşkı bu şekilde okusak da deneyimleyene kadar aşkın ne olduğunu bilmiyoruz. O yüzden insanları ben ikiye ayırıyorum. Aşkı deneyimleyenler ve deneyimleyemeyen faniler. Çünkü aşk insanı dönüştürüyor. Aşk çok sıra dışı bir yaşam durumu. O nedenle ben fenomen diyorum. Yani yaşanmadan anlaşılmayan şeylerden biridir. Ve aşkı derinden ve güçlü bir şekilde yaşamak artık size şunu söylüyor. Bundan sonra artık eskisi gibi olmayacaksın. Farklı biri olacaksın diyor. Çünkü aşk bizim öteki yarımızı bulduğumuzu ve onunla bütünleştiğimizi bize hissettiren çok derin bir duygu. Bizi dönüştüren bir duygu. Bizi bir yerden alıp bir yere götüren bir duygu. Ama yanlış bir insana hissedilmişse bizi hasta eden ve bizi bizlikten çıkartan da bir duygu. O nedenle aşk çok güçlü, iyi anlamda da kötü anlamda da insana çok şey katan bir duygu. Ama bütün acılar gibi aşk acıları da eğer bu acıların içinden geçmesini bilirsek bizi bir yerlere taşır. Buradan buraya taşır. Evet. O nedenle aşık olmak filozofların, edebiyatçıların, şairlerin, romancıların hep gündeminde olmuştur. Ben aşkı üçleme olarak tanımlıyorum. Aşk 3 saniye sürer, 3 dakika sürer, 3 saat sürer, 3 gün sürer, 3 hafta sürer, 3 ay sürer, en fazla 3 yıl sürer. Sonra biter. Çünkü aşkı bir kalp, bir yürek, bir beden uzun süre kaldıramaz. Çünkü bütün bedenimiz, fizyolojimiz, her şeyimiz değişiyor. Vücudumuzdaki serotoninler, dopamin dengeleri değişiyor. Bakış açımız değişiyor. Karşımızdakini kutsuyoruz. Onunla bir olmak istiyoruz. Pek çok zorluklara göğüs geriyoruz. Akılla yapmayacağımız pek çok şeyi yapıyoruz. Evet. Ve mesela bilim adamları baktığında aşkın aslında bir hastalık olduğunu da görüyorlar. Ama evet, aşka saygılarından bunu söylemiyorlar. Çünkü yani normal şartlar altında aklı yerinde olan, akıl sağlığı yerinde olan bir insanın yapmayacağı şeyleri aşkın yaptırdığını görüyoruz. İşte aşk cinayetlerin tutun, aşkla ilgili kıskançlıklara bir bakalım ya da aşık olup ailesini dağıtanlara bakalım, aşık olup parasını harcayanlara bir bakalım, aşık olup işinden olanlara bir bakalım. Yani tarih aşkı uğruna, evet, bedel ödemiş insanlarla doludur. Mesela baltacıyı düşünün, kellesinden olmuştur. Yani Kleopatra'ya aşık olanlar canlarından olmuştur vesaire. Yani aşk dediğimiz şey bizi artık gerçek dünyadan kopartıp başka bir dünyaya sokuyor. Evet. Ve dediğim gibi bilim adamları saygısız olsalar aşka bunu hastalık olarak tanımlarlardı diye düşünüyorum. Evet. İnsanları çöllere düşüren, tabii ki, dağları deldiren, imparatorlukları yıktıran, yıktıran. insanları divane eden bir yapısı var aşkın. Mutlaka duymuşsunuzdur okuyucularınızdan, danışanlarınızdan. Hani birçok kişi şunu söylemiştir. Hani ben hiç aşık olmadım hayatımda diyenler olmuştur. Acaba bu insanlar gerçekten aşık olmadılar mı? Yoksa aşkın ne olduğunu mu acaba, nasıl deneyimlenebileceğini mi bilmiyorlar? Ya da bir insan aşık olduğunu nasıl anlar hocam? Valla aşkı yaşamadım diye yaşamamıştır. Neden? Çünkü aşık olduğunuz zaman bunu fark etmemek mümkün değil. Çünkü o aşkı yaşadıktan sonra onun çok sıra dışı bir şey olduğunu farkına varıyorsunuz. Ve tanımlayamıyorsunuz. Zaten tanımlamaya çalışırsanız o da aşık olmuyor. Evet. Ha, edebiyatçılar bunu yapıyor. Şairler bunu yapıyor ama adamların işi bu. Meslek bu. Fakat aşık olmuş bir şairle sırf aşk şiiri yazmak için bir şeyler yazmış bir şairi de ayırabiliyoruz. O nedenle bir adam ben aşık olmadım diyorsa doğruyu söylüyordur. Evet. Planlanabilecek, programlanabilecek bir şey değil. Değil bu. Yani aşk kapıyı çalmıyor. Evet. Kırıp giriyor. Ve ona boyun eğmeniz gerekiyor. Ve onu yönetmek mümkün değil.
O duyguları yönetmek mümkün değil. Hele çok sıcakken, kor gibiyken sadece dua etmeniz lazım ki size çok büyük bir hasarı olmasın. Evet. Ve şeyde dediniz ya, artık aşık olduktan sonra bir insan için hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Olmuyor. Birçok şey değişiyor. Bazen insanda yara açıyor. Bazen de çok fazla şey katıyor. İşte bir edebiyatçı için bu üretmek demek. Bir ressam için üretmek demek. Ya da aşık olduğu zaman bir insan aslında birçok kaynaktan besleniyor ve o aşk aslında onu büyütüyor. Tabii ki. Ve çoğaltıyor. Ama bir de aşkın insanlara zarar veren, biraz tehlikeli, hatta patolojik diyebileceğimiz ya da isterseniz platonik aşktan bahsedelim. Hı. Bu gerçekten aşk mıdır, yoksa platonik aşkı biz burada nereye yerleştiririz? Yani platonik aşk belki de bizim kendi hayalimize, kendimizle yaşadığımız bir aşktır. Ama ben platonik aşk uğruna bir ömür boyu bütün hayatını karşıdaki kişiye adamış insanlar gördüm. Evet. O nedenle platonik aşka da gerçek bir aşk gibi bakmak gerekir. Ama bir de ne var? Yıkıcı aşklar var. Yani ötekinin canına kıyabilecek, kendi canımıza kıyabileceğimiz maalesef aşklar da var. Yani aşkın hangi boyutu olursa olsun, ister platonik olsun, ister psikopatça olan olsun, ister romantikçe olan olsun, çok güçlü bir duygu. Ve bu insanın, yani böyle bir şey yaşayan bir insanın bunu yönetmesi kolay bir şey değil. Çünkü aşk bizim sorgulama becerimizi elimizden alıyor. Akılla hareket etme becerimizi elimizden alıyor. Ve kendimizi tüketme noktasına bizi götürebiliyor. Kendimize ya da bir başkasına zarar verecek boyutlara bizi ulaştırabiliyor. Ama şunu gördüm. Kişilik bozukluğu olan insanlarda daha yıkıcı bir aşkı görüyoruz. Hı hı. Ama böyle bir bozukluğu olmayan insanlarda platonik aşkı da normal bir aşkı görebiliyoruz. Çünkü aşk tekleşmek, ötekiyle bütünleşmek arzusu ve bunun dediğim gibi kişilik bozukluğu olan birinde ortaya çıkmış olması çok yıkıcı olabiliyor ve hayatı da tehdit edecek noktalara kişiyi getirtebiliyor. O nedenle bizim kişilik örüntümüz çok önemli. Mesela narsistik bir aşkı, borderline bir aşkı baktığımız zaman yok edici ve yıkıcı bir yönleri de vardır. Ama nevrotik aşka baktığımız zaman korkunç bir acı vardır ama bu acıyı kişi kendi çeker. Nevrotikler mesela platonik aşka çok müsaittirler. Gerçek aşka çok müsaittirler. Ama doğru olanı yetişkin parçamızla, sağlıklı evet yönümüzle, sağlıklı benliğimizle bu güzel duyguyu yaşamaktır. O nedenle aşkı yaşayan kişinin kişilik örüntüsü aşkta ne yapacağını da belirliyor aslında. Evet. Aslında sağlıklı bir yetişkinde aşk evriliyor. Tabii. Sevgiye evriliyor. İşte bu sizin de dediğiniz gibi 3 günde sürebilir, 3 ayda sürebilir, 3 yılda sürebilir ama bir yerde artık bitmeli çünkü bir kere hormonlarınız zaten buna müsaade etmiyor. Yani kasılıp kalıyorsunuz, o şekilde yaşarsanız aşkın içerisinde insan hapsolup da kalabiliyor. Aynen öyle. Zarar da görebiliyor. Dolayısıyla o duygu aslında, o his sevgiye evriliyor ve o zaman da sağlıklı bir ilişki, sağlam, bağlılık temelli bir ilişki ortaya çıkıyor. O geçiş nasıl oluyor hocam? Yani insanlara aşık olduktan sonra aşkın o geçtiği, evrildiği aşamada hani ya da nelere dikkat etmeli sağlıklı bir ilişki için insanlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten bir aşkı, demin de söyledim, sürekli bir şekilde bir beden ve ruh kaldırmıyor. O nedenle bunun önünde seçenekler var. Ya bu aşk bitebilir, ya da sevgiye dönüşebilir, ya da nefrete dönüşebilir. Evet. Biz bunun sevgiye dönüşen formunu sağlıklı buluyoruz. Ve sevgiye dönüştüğü zaman aşk iki kişilik oluyor. Hı hı. Ve artık onun adına sevgi diyoruz. Ama tek kişilik olduğunda onun adına aşk diyoruz. O nedenle aşkta öteki yok aslında. Evet. Bizim kendi yüklediğimiz bir yansıtmamız var. Biz ona aşık oluyoruz. Biz karşımızdaki kişiyi olduğu gibi görmüyoruz ki. Olmasını hayal ettiğimiz kişi gibi görüp onunla bütünleşmek istiyoruz. Ama o aslında bizim bir yansımamız. Evet. O nedenle aşk tekliktir. Ve hastalıklı olması da buradan gelir. Ama sevgi ötekinin varlığını kabul eder. Ötekinin sen ayrı olduğunu kabul eder ve emek üstüne kurulur. Sevgi neydi? Sevgi emekti. O nedenle sevginin dönüştüğünde aşkın bittiğini nereden anlıyoruz? Artık onun varlığını görüyoruz. Onun bizden ayrı olduğunu görüyoruz. Onun bizim bir parçamız olmadığını kabul ettiğimizde o artık sevgi oluyor. Ve sen ben ilişkisi dediğimiz ilişki sevgi ilişkisidir ama ben ve benim hayalim aşktır. Ve bunun sevgiye dönüşebilmesi o insanları, o çifti sağlıklı kılar. Ve sevgi emekle, ötekinin iyiliğini düşünmekle, ötekine nazik olmakla, ötekine saygı duymakla, ötekine güvenmekle bu kardeşlerini yanına aldığı zaman sağlıklı ve mutlu ilişkilerin de temelini oluşturur. Evet. Mesela ben şunu çok gördüm. 26 yıllık meslek hayatımda
aşkla başlayıp büyük bir nefretle biten ilişkiler gördüm. Hı-hı. Ama sevgiyi büyüterek yıllarca devam eden insanlar gördüm. O nedenle sevginin temelinde aşk değil, ilişkinin temelinde aşk değil, sevgi olmalı. Ve aşkla başlayan ilişkiler çok daha riskli. Çünkü beklenti de çok yüksek, hayal kırıklığı da çok yüksek ve nefrete dönüşme potansiyeli de yüksek. O nedenle ne yapalım ki biz bunu sevgiye dönüştürelim? İşte burada yapılması gereken en önemli şey, benim bir yansıtmada bulunduğum, kendim içimdeki bir parça ötekinde gördüğüm gerçeğini tefekkür etmemiz lazım. Bunu bir sorgulamamız lazım. Ama bunu aşıkken yapamıyoruz. O nedenle aşkın sevgiye dönüşmesi için bizim ne yapmamız lazım? Daha fazla insan arasında olmamız, başka çiftlerle bir arada olmamız, birlikte sosyalleşmemiz aşk duygusunun sevgiye evrilmesini kolaylaştırıyor. Çünkü sorgulayamıyoruz ama başka insanlarla bir arada olduğumuz zaman normalleşmesini sağlayabiliyoruz. İşte burada çevre ve koşullar aşkın sevgiye dönüşmesinin de en önemli etkisini oluşturacak. Evet. Bir yerde okumuştum hocam, kime ait olduğunu hatırlamıyorum ama çok güzel bir söz, diyor ki sevgi merak etmektir. Ve bir insana edilebilecek en büyük hakaret seni sevmiyorum demek değil, seni merak etmiyorum demektir aslında. Yani sevginin içerisinde emek var, sevginin içerisinde merak var, sevginin içerisinde beslemek var. Ama aşkın içerisinde işte daha farklı boyut açısından baktığımızda daha farklı dinamikler var. Sevgiye evrilen aslında bir aşk mı hedeflemeliyiz? Ya da hep mantık ilişkisi mi, aşk ilişkisi mi diye sorulur ya. Buradaki o dengeyi insanlar nasıl ayarlayabilmeliler? Nasıl başlamalı ve neye dönüşmeli? Ya da hani az önce söylediğiniz gibi aşkla başlayan ilişkiler aslında biraz tehlikeli. İnsanlar bunun ayrımını nasıl yapmalı? Risk taşıyor. Çünkü aşk o kadar güçlü bir duygu ki yönetemediğimiz zaman beraberinde çok ciddi hayal kırıklıkları da meydana geliyor. Ama ben şunu gördüm. Flört etmeliyiz. Evet. Daha fazla. Daha fazla deneyime ihtiyacımız var. Mesela kadın erkek ilişkilerine dair, flörte dair ne kadar çok tecrübemiz olursa aşka o kadar hazırlıklı oluyoruz. Ve onu daha iyi yönetebilecek bir olgunlaşmaya ulaşıyoruz. Bir kadını düşünün. Hiç flörtü yok ve birine aşık oluyor. Bu çok yıkıcı olabiliyor. Bir adamı düşünün, hiç flörtü yok, birine aşık oluyor, çok yıkıcı olabiliyor. Ama aşktan önce 4-5 tane ilişki olmuş olsa, kadın erkek ilişkilerine dair bir farkındalığı olsa, bununla ilgili kitaplar okusa, kişisel gelişim anlamında kendini geliştirse, okuyarak, eğitimler alarak, o zaman daha hazırlıklı oluyoruz. Ve bizim ruhumuzun onu yönetmesi de daha kolay oluyor. İkincisi, dostlar çok önemli burada. Yani bir insanın bence en büyük zenginliği dostlarıdır. Ve böyle zamanlar biliyorsunuz aşk acısı paylaşılmalıdır. Aşk paylaşılmalıdır. Evet. İşte dostlarımız, aile ve sosyal ağımız güçlü olursa aşkı daha iyi yönetebiliyoruz. İşte eğitim seviyesi, kişisel gelişim seviyesi, dost seviyesi, aile seviyesi ve bütün bunların beraberinde flört tecrübesi aşkın sevgiye dönüşme sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmemizi sağlıyor. Ama bunlardan yoksunsak kendi içimizde kalıyor. Hı hı. Ve kendi kendimize içimizdeki o enerjiyi yönetemiyorsak da sonuçları tabii ki felaket olabiliyor. Evet. Sonraki videolarda tabii bahsedeceğiz bu aşk acısından. O çok gerçekten altında pek çok şeyin olduğu bir tablo ama insanlar aşk acısını da aslında biraz herhalde doyasıya yaşamalı değil mi? Tabii ki. Yani sevgiyi yaşadıkları gibi acıyı da yaşamalılar. Atol Behramoğlu'nun çok güzel bir şiiri vardır ya, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şeyler var. Hani yaşadın mı derinlemesine yaşayacaksın bir şeyi. Gerçekten acıyı da bazen aslında böyle hakkını vererek yaşamak lazım. Aşkı da. Ama tabii ki bunu belli sınırlar çerçevesinde, başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak, onun hayatına zarar verecek şekilde değil. Aşkın o doğası aslında zaten insanın fıtratında da olan çok özel bir yapı. Burada şunu da söyleyelim. Yani aşkta hissetmek çok önemli. Ama iyileri de hissediyoruz, kötüleri de hissediyoruz. Ama o hislerimizi deminki söylediğim koşullarda daha iyi yönetebiliyoruz. Ama aşk acısı da, aşk da, bütün duygular bizi dönüştürmek için vardır. Bunlar bir enerjidir ve bizi bir yere taşımak içindir. Önemli olan o enerjiyi sağlıklı bir şekilde kanalize edebilmek. Evet. O halde hayatımızda aşka, sevgiye, önce tabii ki aşkın ne olduğunu bilerek, aşkı kategorize edip onu aslında hayatımızda pek çok yerde, belki ilahi aşk, belki mesleğimize duyduğumuz aşk, beşeri aşk, farklı farklı boyutlarda yaşamaya niyet ederek
bu videoyu da kapatalım. Herkese aşk olsun diyelim. Aşk olsun diyelim. Ağzınıza sağlık hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.